Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sonunda FIFA'ya yeni ay yılı etkinliği geldi. Gerçekten çok güzel bir şey, çok mutlu edici bir şey bu. Ve bugün sizlere bunun hakkında bilgilendirmeler yapacağım, paketler açacağım, etkinlikler oynayacağız. Gerçekten çok güzel şeyler yapacağız. Ve bu videodaki beğeni hedefimiz 2000 beğeni olsun bakalım. Hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoları falan kaçırmamak için. Ayrıca arkadaşlar dediğim gibi bildiğim kadar bilgilendirmeler yapacağım. Bugün akşam canlı yayında Cube TV'de dünyanın en pahalı Team of the Year oyuncusunu alıyoruz. Haberiniz olsun, 8'de 9'da 10'da falan yayın açabilirim. Kesinlikle enerjilerinizi biriktirin arkadaşlar. Saat 7'den sonra biriktirebiliyorsunuz. O sırada böyle bombalarsınız bana. Ben okuyacağım zaman söylüyorum zaten, o sırada bana atarsınız hepsini. Her neyse arkadaşlar, yeni ay yılı görevi açıldı diyor. 2019 geldi. Domuz yılı, bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Yeni ay yılı etkinliğine çılgınca ekstra ödül kazanma zamanı. Gerçekten çılgınca ekstra ödül veriyor. Geçen seneden hatırlarsınız arkadaşlar, gerçekten muazzam ödüller veriyor. Hemen görevi görüntülüyoruz arkadaşlar. Tek bir döngüde 25 zarfın tamamını aç, 5 fişek başlat ve ilk 11'ine bir burç oyuncusu alırsan 10 tane altın ay oyuncusu veriyor. Altın artı mı, altın mı? Altın artı gözüküyor, 70 artı gözüküyor ama herhalde altındır, bilmiyorum, tam anlamadım. Tabi arkadaşlar 3 tane daha görevi var. Ay logosu almak için bunları yapmamız gerekiyormuş. Hemen arkadaşlar o zaman ana kısmından buradan direkt hızlıca oynamam lazım. 57 dakikası var. Hadi bakalım bunları hemen oynayalım arkadaşlar. Ve sonrasında da paketlerimizi açacağız. Bakalım neler açabileceğiz şu anda daha ilk oynamaya göre. Bu arada herhalde bu da geçen seneki gibi ve Totti de iki gibi arkadaşlar. 3 kere de bir yenileniyor. Muhtemelen öyledir. Takım gerçekten süper bu arada. Muazzam. Salah'ın attığı gol zaten tek de direkt bitti. Devam ediyoruz. Kırmızı zarf. 3 tane ay puanı. 2 tane kırmızı zarf çıktı. Garanti miydi bu böyle çıkması? Evet. Garanti böyleymiş. Bundan da 3 kere oynayacağız ve 2'şer tane ay puanı çıkacak. Bu da gerçekten çok güzel. Bunları arkadaşlar her 8 saatte bir kesinlikle oynayın. Ben Totti'de kaçırdıklarım oldu mesela. Gerçekten çok sıkıntı oldu. Bunları kesinlikle oynayın. Özellikle cevher falan da ek paket almak için gerekebilir. Onları da yapın ki alabildiğiniz kadar güzel oyuncuları alın arkadaşlar. Trippier çok güzel abi. Tamam, bunu da geçtik. Bu da çok güzel oldu. Hemen hızlıca arkadaşlar diğer iki görevi daha oynayalım. Zaten bu görevler kolay. Hemen hızlıca yapalım abi. Trippier yapıyor görevi. Sağ bek oyuncunuz yapacak muhtemelen sizde de. Ya herhalde en iyi driplik yapan ya da hep aynı mevkiden oyuncular yapıyor. Bilmiyorum, tam hatırlamıyorum ama muhtemelen sizde de sağ bek oyuncunuz yapar, öyle hatırlıyorum. Şöyle geç abi. Çıkma dışarı, tamam. Okey abi, son bir tane daha oynayacağız. Bakalım neler olacak. Konuşamadım az önce. Neden bilmiyorum. Herhalde yeni uyandım diye. Trippier. Hemen geç abi. Geçemedim. Olsun. Gerek yok zaten o puanı almak için onu geçmeye. Bunu da geçemedim ama umarım sıkıntı olmaz. Umarım sıkıntı olmaz. Yani çok fazla puan almak gerekmiyor diye biliyorum ama hayır. Tamam. Evet, tamam. Sıkıntı olmadı. Ve arkadaşlar hemen devam ede basıyorum. Ve devam edeceğiz. Bu arada 400 puanla son anda geçmişiz. Hemen bunun ödüllerini de alıyorum. 2 ay puanı, 2 ay puanı olacak şeklinde veriyor ödülleri. Hemen abicim ödülleri bir alalım biz. Sonrasında paketlere bakacağız. Şu reklamı arkadaşlar ben izleyeyim geliyorum diyecektim. İzleyemedim. Neyse, buraya bakıyorum abi. 10 tane istiyor ama o yüzden reklamı izlemem lazım mı? Lazım. Hemen arkadaşlar ben bir reklamı izliyorum. Sonrasında devam edin. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Sonunda reklam bitti. Ve şimdi arkadaşlar hemen bunu da açıyoruz. 3 tane ay puanı çıktı. Ve hemen 2 saniye abi şu paketlere de bakalım. 2500 zarf, 2500 cevher yani. Arkadaşlar 2500 cevhere gördüğünüz gibi sağ forvet Quaresma falan var. Quaresma Beşiktaş'tan gitti ama şu an pakete çıkmış. Yani Türk gücü kadromuzda çok güzel bir şekilde kullanabilirdik aslında. Ancak gördüğünüz gibi oyuncular bunlar bu arada. Süper fişek de veriyormuş. Gerçekten çok harika. Hani 70 artı bir tane oyuncu garanti ama diğerleri garanti değil. O biraz sıkıntı. Burada da desteği olarak açılıyor. Ayrıyeten hemen şunu açalım bir arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkacak. Oha. Sadece 100.000 jeton değilmiş. Toprak jetonu, odun jetonu falan var. Şanslı jeton var 2 tane de. Bakalım abi bunlar ne işe yarıyor. Hemen kırmızı zarf kısmına geçiyorum. Kırmızı zarf muhtemelen fişekleri kullandığımız kısım olacak. Bir başlatayım abi, ücretsiz nasıl olsa. Bir başlattım bakalım. Bu ödülleri bu döngünün 25... Abi ben şu an hatırladım. En sevdiğim etkinlik bu benim. Kırmızı zarfları kullandığımız, evet arkadaşlar. Ve Quaresma en yüksek oyuncu. Keşke abicim, abi ya şuna bak ne güzel duruyor. Ama şu an açmayayım ya. Bunu 24 tane yapınca açalım ki kesin çıksın arkadaşlar. Baksanıza çok güzel görevler var, çok güzel şeyler var. Bir de burç kısmına girelim arkadaşlar. Bakalım burç kısmında ne olacak. Burç kısmında bakalım ne çıkacak. Evet, burç kısmında da bunlar var. Bunları nasıl açıyoruz arkadaşlar? 500 tane bundan veriyoruz. Bunlar bu işlemi gerçi ay full puanı.
He, iPhone puanı alırsak arkadaşlar, o şuna bak. Arkadaşlar şu kartlara bakın. Douglas Costa, Ronaldo'su olanlar için çok işe yarar bir kart olacak. Başka abi Premier Lig'den kimsem yok. Bir Giro var arkadaşlar. O da benim işime yaramaz. Willian var. Oo güzel ama 4 boost'u var bunun da. Bu da çok yüksek değil. Ama yine de güzel arkadaşlar. Gerçekten etkinliği çok sevdim. Mağazada coins'le açılacak paket var mı? Muhtemelen yoktur. Ama olabilir. Ben yine de bakıyorum. 18 tane şanslı jeton açılacak paketler falan var arkadaşlar. Kırmızı zarf çıkarmak için bunları açabiliyoruz. Bu da bizim çok işimize yarar arkadaşlar aslında. Bakalım başka şu fişek kısmına girelim. Fişekte ne var abi? Bir tane fişek vererek 8888 IXP'si, yani ay yılı oyuncularına basılacak XP falan çıkartabiliyorsunuz. Fişek bitişinden oluyor abicim. 50 tane şanslı jeton çıkıyor. Yani 5 tane fişek biriktirirsek gerçekten bizim açımızdan çok güzel şeyler olur. Ayrıca arkadaşlar yorumlara yazın. Bunu açalım mı? Hemen dediğim gibi yorumlara yazın bakalım. Neler çıkacak? 2500 CFR'e bunları açalım mı? Dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Naby Keita falan da var Premier Lig'den. Güzelmiş abi. Belki oyuncuları çıkartırız. 2500 CFR'e 2 tane bu paketten açabilirim arkadaşlar oyuna para yatırıp. Yorumlara yazın bakalım. Hadi arkadaşlar o zaman akşam canlı yayında ne mi yapacağız? Team of the Year etkinliğine giriyorum. Ve arkadaşlar buradan gördüğünüz üzere ben bu etkinliği de oynadıktan sonra hatta hemen arkadaşlar oynayayım geliyorum. Arkadaşlar o zaman şu anda size çok güzel bir sürprizim var. Şimdi arkadaşlar videonun arasına girdim. Videoya baktım abicim, hiçbir şekilde bir şey açmamışız, paket açmamışız. Şimdi sizlere bir soru soruyorum arkadaşlar. Şimdi oyuna parayı yatıracağım. Ben 1000 FIFA points'imi alacağım. Ayrıyetten arkadaşlar hangisini açalım? Bunu mu açalım? Bu paketi mi açalım? Yoksa bu paketi mi? En çok yoruma yazılıp en çok beğenileni açacağım. Haberiniz olsun. Bu paketten 2 tane mi açalım? Bakın bu paketten 2 tane mi açalım? Yoksa bu paketten 1 tane mi açalım? Hangisi daha mantıklıysa yoruma onu yazın. Ben hemen arkadaşlar bir points'imi çekeyim. Evet arkadaşlar 500 points'i çektim. Geri kalan 500 points'i de uygulamaya, yani kartıma para yatırdıktan sonra çekebiliyormuşum. O zaman geri kalanını karta para yatırdıktan sonra çekeceğim arkadaşlar. Hemen tekrardan mağazaya giriyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu paketi mi alalım yoksa yan tarafa geçip bu paketi mi alalım? Yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Gerçekten bu paket de güzel. Soldaki paket de güzel. Sağdaki paket de güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman siz videoya birazdan devam edeceksiniz. Ve arkadaşlar dediğim gibi bakın. Kesinlikle yoruma yazmayı unutmayın. Şu mu? Bu mu? Bakın arkadaşlar. 375 rastgele ay jetonu. Altın ay oyuncusu bir tane. 3 tane de kırmızı zarf veriyor. Gerçekten güzel abicim. Ve yanda da arkadaşlar rastgele öğe veriyor. Hani yandaki biraz daha şansa dayalı. Yandakinden 2 tane açabiliyoruz bu arada aynı miktara. Ona göre arkadaşlar bir şey yazın yoruma. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman burada videomuzun sonuna geldik. Bunun ayrıntılı bilgisine baktığımız zaman 80 artı oyuncu %10 falanmış. Yani 2 tane açtığımız zaman %20 ihtimalle 80 artı oyuncu çıkartacağız. O da düşük bir ihtimal tabii. O da düşük, bayağı düşük bir ihtimal. O yüzden abiciğim ben birinciden yanayım ama siz ne diyorsunuz? Bunu kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki yeni ay yılı videomuzda o zaman bunlardan birisini açarız. Neyse arkadaşlar hemen siz hızlıca videomuzu devam edin. Akşam Cube TV'de dediğim gibi Toti Van Dijk kalacağız. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar o zaman hemen siz hızlıca videoya devam edin. Evet arkadaşlar bütün etkinlikleri oynadım ve şimdi size nerede olduğumu göstereceğim. Gerçekten abi çok efsane bir şeyler göstereceğim şimdi size. Gerçekten abi şaşıp kalacaksınız. Yani en pahalı defans oyuncusu denk gelmiş. Ben gerçekten üzülüyordum 93'lük ve defans oyuncusu olduğunu ama gerçekten oyundaki en pahalı Totti oyuncusunu alacağız bu akşam canlı yayında sizlerle birlikte. Ve arkadaşlar hemen fazla uzatmadan ben size bir defans puanımın kaç olduğunu göstereyim hemen. Şöyle açalım abi ve bom. 2461. Ve arkadaşlar son 4 tane kaldı. 4 tane daha açınca bitecek, bitecek. Hadi bakalım abi son 3. 3 tane kaldı. Van Dijk az kaldı. Akşam canlı yayında alacağız. Özelliklerine bakacağız. Kadromuza koyacağız. Gerçekten çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Hemen açmaya devam ediyoruz. Hemen açmaya devam ediyoruz bakalım. Ve bunu da açalım. Bastım bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da açtık. Ve şimdi hemen defans oyuncuları kısmına geliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda Van Dijk. Ben bu adam için arkadaşlar kesinlikle çıkmam gerekiyordu bu arada. Van Dijk için ben FIFA şampiyon oldum teke tek modunda. Hiç yüksek ödülü yok maalesef ama ben FIFA şampiyon oldum. Ve arkadaşlar 250 bin coins ayrıyetten 20 bin de galiba 40 bin mi 20 bin mi ne antrenman XP'si verdi. Hiçbir şey vermiyor olmayın yani. Ama hani uğraşmaya değmez ama ben bu adam için verdiği cevher ödülleri için direkt çıktım. Ve arkadaşlar Van Dijk'ı hiç para yatırmadan almış olduk. Gerçekten çok mutluyum şu anda 93'lük Van Dijk takımda. Ve tabii ki 31 milyonluk çok güzel bir değeri de var arkadaşlar.
Neyse hadi bakalım o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Kadromun son halini göstereyim. Buraya Van Dijk eklenince gerçekten muazzam olacak. Her neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Akşamki YouTube videoda yayındayız. Oraya da gelebilirsiniz. Şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve bay bay.